Tonguç Akademi'den hepinize merhaba. İlk ve Orta Çağlar'da Türk Dünyası konusuna hoş geldiniz. Sizinle beraber bu konuda biz Avrasya'da ilk Türk izlerine, Boyardan Devleti, yine Türklerde coğrafya ile oluşan yaşam tarzına, kalender göçüne, ilk Türk devletleri ve Türk komşularına bakacağız ve bu konuları inceleyeceğiz. Şimdi Avrasya'da ilk Türk izleriyle bir başlangıç yapalım ki ilk olarak bu Türk adının nereden geldiğini ifade edelim. Şimdi Türk adıyla alakalı ilk kaynakları biz Çin kaynaklarında ulaşacağız. Çünkü Türkler konar göçer yaşam tarzıyla burada hayatlarını sürdürdüğü için ilk olarak Çin'de biz yazılı kaynaklarda bunları göreceğiz. Ve Çinliler Çin kaynaklarında Türk adına Mifer adını verecektir. Demek ki ilk olarak biz burada Çin kaynaklarında görüyoruz. Bunlar da Mifer adını kullanacak. Uygurlar yerleşik yaşama geçen ve o düzeni benimseyen ilk Türk devleti olacaktır. Onların kaynaklarında ise güç ve kuvvet manasında Türk adına anlam verildiğini görebiliyoruz. Kaşgarlı Mahmut'a baktığımız zaman Divan-ı Lugat-ı Türk adlı eserinde olgunluk çağı olarak adlandıracaktır bu dönemi. Vamre'ye baktığımız zaman Vamre ise Türk adına türemek manasını getirecek ve bu manada onu görecektir. Ziya Gökalp ise kanun ve nizam sahibi olarak Türk adını tanımlayacaktır. Her ne kadar Türk adına verilen bu tür anlamları gördüğümüz zaman aynı zamanda coğrafi ad olarak bu Türkiye'nin bu kelimesinin neresi için kullanıldığını bilmek gerekiyor. Şimdi biz Türkiye adını ilk olarak Bizans kaynaklarında görüyoruz. Bizans kaynaklarında da ilk olarak Orta Asya için bakın. İlk olarak Orta Asya için Türkiye manasında bir ifadenin geçtiğini görebiliyoruz. Tabii daha sonra 9 ve 10. yüzyıllara geldiğimiz zaman Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan kısma Bizans kaynakları Türkiye anlamına kullanacaktır. 11 ve 13. yüzyıllara baktığım zaman Mısır ve Suriye'ye Türkiye olarak adlandırılacak. 12. yüzyıldan itibaren ise biz Anadolu'nun Türkiye olarak ifade edildiğini göreceğiz. Demek ki Türk adına verilen anlamlar ve coğrafi olarak Türkiye kelimesine verilen anlamlar bu şekilde. Orta Asya kültür merkezlerine gelelim. Şimdi öncelikle şöyle haritadan baktığımız zaman yani Türklerin böyle ortaya çıktığı coğrafyaya baktığımız zaman bu coğrafyanın en önemli ana merkez noktalarından biri Ötüken olacaktır. Birçok devletin de ana merkez noktasını Ötüken oluşturacaktır. Tabii Türkler Orta Asya'da burada şekillenecek. Aral Gölü, Baykal Gölü, Karanlık Dağları, Tarna Dağları, Orta Sibirya Platosu arasında bulunan bölgede burada varlıklarını sürdürecekler. Türklerin ilk ortaya çıktığı ve kültür ocağı olan yer Orta Asya olacaktır. Tabii bu Orta Asya'da da birçok farklı kültür yapısı var. Bazılarını Türkler tarafından benimseyen, bazıları tamamen bu coğrafyaya ait olan kültür merkezlerine bakalım. Şimdi Anav kültürü ilk olarak değerlendireceğimiz kültürdür. Bu kültürün en önemli özelliği atın ilk defa bu kültürde görülmüş olmasıdır. Aynı zamanda Anav kültürü Orta Asya'nın en eski kültür yapısıdır. Afanasyevo'ya gelelim. Türklere ait en eski kültür yapısı olacaktır Afanasyevo. Bu bakımdan da oldukça önemli olduğunu da söyleyelim. Andronova kültürüne gelelim. Ön Türkler tarafından yani Türklerin atası olarak ifade edilen, ön Türkler tarafından meydana getirilen bir kültür olacaktır. Karasu kültürü burada demiri erken işlemesi ve atlı göçebe kültürü yayması bakımından önemli olacak. Bir de Tagar kültürümüz var ki bu kültürler arasında en gelişmiş kültür Tagar kültürü olacaktır diyelim. İlk Türk devletleri ile ilgili önemli siyasi gelişmelere bakalım. Şimdi Milli Eğitim Temel Kitabınızda da özellikle bu devletlerin haritası verilmiş. Yani egemen oldukları alanlar verilmiş ve bunların bir kronolojik sıralaması ifade edilmiş. Mesela Asya Hun Devleti'nin kurulmasıyla başlayan bu süreç, daha sonra Hunların yıkılması, daha sonra Avrupa Hun Devleti'nin Kayınlar Göçü'nden sonra kurulması ki burada ilk Hunlar göç edecektir. Hunların burada göçü de aynı zamanda kitlesel olarak Kayınlar Göçü'nü de burada yoğun bir şekilde yaşatacak ve birçok böyle Orta Asya'daki Türk topluluğu göç edecektir. Nitekim Avrupa Hun Devleti'nin yıkılması var 496'ya baktığımız zaman. Sonra Orta Asya'ya tekrar döneceğiz. Burada Köktürk Devleti'nin kurulması var. Onların yıkılması, ikinci Köktürk Devleti'nin kurulması, onların yıkılması ve daha sonra Uygur Devleti'nin siyasi varlığını göreceğiz. Kurulup yıkılma süreciyle. Tabii bunları biraz daha açacağız daha sonra. Bu devletlerden biraz daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Şöyle boylardan devlete konumuza gelelim. Şimdi Türkler köklü ve yerleşmiş bir toplum yapısına sahip. Bu yapının da en küçük yapı taşını oluşturan aile olacaktır. Yani toplumda böyle o gruplar arasında en küçük yapı taşını oluşturan aile olacaktır. Tabii aileye biz Oguş adını da
veriyoruz. Yine Türklerin dünyada dört bir tarafına dağılmasına rağmen varlıklarını korumaları da bu aile yapısına vermiş oldukları önemden ibarettir. Çünkü aile içerisindeki dirlik ve düzen aynı zamanda oradaki boyların dirliğin düzenine, milletin dirliği düzenine ve devletin dirliği düzenine kadar uzanacaktır. Bu yüzden aile yapısı oldukça önemli. Tabii aileler burada urukları oluşturacak. Yani aile birliklerini oluşturacaktır. Uruklar burada boyları, boylar ok olarak ifade edilecek. Boylar da burada milletleri, yani bunu, bunun da devleti oluşturacaktır diyelim. Nitekim şunu söylemekte de fayda var. Devletin hem kurucusu hem de temel unsuru Türklerde millet, yani budun olarak ifade edilecektir. Bakın tekrar ifade edelim bu kısmı. Mutlaka not alın. Devletin hem kurucusu hem de temel unsuru budun olacaktır. Bunu kesinlikle unutmayacağız. Türk devletlerinde gücün meşruiyet kaynaklarına gelelim. Şimdi meşruiyet kaynağı olarak Türklerde temel gücün unsuruna baktığımız zaman Türklerde bir gök tanrı inanışın hakim olduğunu söylemek mümkün. Peki gök tanrı anlayışı Türklerde neyi doğuruyor? Yani gök tanrı anlayışı temelinde nedir? Onu ifade edelim. Şimdi gök tanrı Türklerin önemli bir inanış sistemlerinden biri olacaktır. Burada tek tanrılı bir yani monoteist bir anlayış olacak. Türklerde de gücün kaynağının ilahi olduğunu gösteren önemli bir inanış kaynağı olacaktır. Bu yüzden Hakanlar da bu gök tanrı anlayışını ve tanrı tarafından kendilerine kut anlayışıyla burada bunun verildiğini ifade ederek kendi meşruiyetini artırmaya çalışacaktır. Çünkü devletin yönetme yetkisinin Kaan'a verilmesi, kutun inancı Tanrı tarafından verildiğine inanması Kaan'ı burada kutsayan temel unsur olacaktır. Bir de hanedan var burada. Yani bütün hanedan üyeleri Kaan olma hakkına ve yetkisine sahip. Şimdi bütün hanedan üyeleri Kaan olma yetkisine sahipse o zaman Kaan ölünce veya burada hükümdarlıktan çekilince burada bütün hanedan üyeleri arasında bir taht kavgası meydana gelecektir. Çünkü herkesin bu hakkı var. Doğal olarak hükümdarlığı ele geçirmek için taht kavgası meydana geldiğini ve bu kavgaların da otoriteyi bozduğunu ve devletlerin de kısa süreli olmalarına, ömürlerinin kısa süreli olmalarına sebebiyet verdiğini de ifade etmemiz mümkün. Hükümdardan bahsedelim. Şimdi Türklerde hükümdarların unvanları arasında Şanyu, eski Türklerde Tanhul, Han, Yapgu, İlteber, İdikut, Erkin ve Kaan gibi ifadeleri olduğunu söylemek mümkün. İslam öncesinde bu şekilde unvanlar var. İslamiyet'in benimsemesiyle sultan, padişah gibi unvanlar gelecektir. Ancak İslam öncesinde bu unvanların kullanıldığını söylemek mümkün. Yine bununla beraber hükümdarlık sembolleri de var. İşte taht, davul, otağ yani çadırı, kotuz, tuğ, yay gibi unsurlar sembol olacaktır. Ama bakın yay olmasına rağmen şunu ifade etmekte fayda var. Ok bir hükümdarlık sembolü değildir. Tamam mı? Yay var ama ok olmayacaktır. Belki hocalarınız yazıldı. Mesela doğru yanlışta hükümdar sembollerinden biri oktur der. Sizin için yanlış bir ifade olur. Veya boşluk doldurmada kullanabilir. Bu ifadeleri dikkat edeceğiz. Mutlaka buradaki bilgileri de notlayacağız. Çünkü aynı zamanda burada yazılıda karşınıza çıkabilecek önemli bilgiler bunlar olabilir. Gücün maddi ve temel kaynaklarına gelelim. Şimdi temelinde Orta Asya'yı düşündüğümüz zaman deniz stepleri varlığı olan, yine bununla beraber böyle çöl, karakum gibi böyle büyük çöl alanlarının bulunduğu bir yapı var burada ve sert bir iklim yapısı olacaktır. Türkler de burada konar göçer yaşam tarzını benimseyecek. Daha çok böyle verimli arazilere sürekli göç etmeye çalışacaktır. Bununla beraber konar göçer yaşam tarzı benimsendiği için tarımsal faaliyetler yerine daha çok hayvancılık faaliyetleri ön planda olacak. Ve bu faaliyetlerle yaylak ve kışlak yönetimiyle kendi varlıklarını sürdürmeye çalışacaklar. Tabii Türklerin demiri erken işlemeye başlaması, burada demirden silah aletleri üretmiş olmaları ve konar göçer yaşam tarzının vermiş olduğu atlı göçebe kültür, Türklerin aynı zamanda savaşçı bir topluluğunu burada doğuran ve atlı göçebe ve askeri kültürün gelişimini de sağlayan temel bir unsur olacaktır. Bu bakımdan da Orta Asya'nın aslında o sert iklim yapısı Türklerin hem göçebe bir kültürü oluşturmalarında hem de askeri kültürün burada gelişmiş olmasında önemli bir etken olduğunu da ifade etmemiz mümkün. Güç paylaşımı ve yönetim konusuna gelelim. Şimdi temelinde Türklerde biz hükümdar ne kadar burada etkin olsa da devlet yönetiminde kurultayın yani toyunda oldukça önemli olduğunu söylememizde fayda var. Çünkü burada kurultay siyasi konularda, kültürel konularda, hukuki konularda, yine ekonomik konularda önemli kararlar alan ve burada Kaan'ın da
etkileme gücüne sahip olan bir topluluk olacaktır. Günümüzdeki meclisi gösterir. Yani günümüzde nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi varsa eskiden işte bu meclis yapısı kurultay olarak ifade edilecekti. Kurultay'da bakın Kaan Başkanlığı'nda toplanırdı ama hatunun da burada en az Kaan kadar önemli olduğunu ifade etmek mümkün. Tabii burada Aygucu adını verdiğimiz başvezir olacaktır. Yine hanedan üyeleri burada kurultayda olacaktır ve boy beyleri de bu toplantılarda yer alacaktır. Aynı zamanda burada kurultay üyelerinin her birine biz Toygun adını vereceğiz, tamam mı? Toygun burada kurultayın üyelerine verilen isim olacaktır diyelim. İşte devletin önemli görüşmelerinin, önemli kararlarının görüşüldüğü bir meclis yapısı olacaktır kurultay. Devam edelim ve artık devletlerimize bir başlangıç yapalım. İşin siyasi tarih boyutuna bakalım. İlk olarak sizlerle bakacağımız devlet, Türklerin bilinen en eski devleti olan Asya Hun Devleti olacaktır. Kurucusu Teoman'dır. Burada Türkan merkezli olarak kurulduğunu ifade etmemizde fayda var. Bununla beraber en parlak dönemlerini Mete döneminde yaşayacaklar. Mete Han döneminde en parlak dönemlerini yaşadıklarını söylemek mümkün. Mete döneminde Türkler, diğer Türk toplulukları, çadırları hepsi tek bir bayrak altında toplanacak. Aynı zamanda Mete burada güçlü bir askeri sistem kuracak ve orduda onlu teşkilatı geliştirecektir. Yine Mete'nin ölümünden sonra devlet ikiye ayrılacak. Doğu Hun Devleti Hohhanye yönetiminde, Batı Hun Devleti ise Çiçi yönetiminde varlıklarını sürdürecekler. Zamanla bunlar da Çinlilerin politikalarıyla, Çinlilerin saldırılarıyla yıkılacaklar ve Asya Hunları tarihe karışacaktır. Birinci Köktürk Devleti'ne gelelim. Şimdi Birinci Köktürk Devleti'nin en önemli özelliği Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olmasıdır. Tamam mı? Bakın şuraya yıldız atalım. Bu en önemli özelliği olacaktır diyelim. Kurucusu Bumin Kağan'dır. Yine Ötüken merkezli olarak burada şekillenecek bu devlet. En parlak dönemini Mukan Kağan döneminde yaşayacaklar. Tamam mı? Mukan Kağan dönemi onların en parlak dönemini oluşturacaktır. Aynı zamanda onların kurulmasında Avar Devleti'ni yıkmış olmaları etkendir. Avar Devleti'ni yıkarak kurulacaklar. Avarlar da önce Orta Asya'da bir devlet kurmuştu. Yıkıldıktan sonra Avrupa'ya göç edecekler ve Avrupa'da tekrar devlet kuracaklardır. Aynı zamanda Köktürk Devleti ikili teşkilatla burada yönetilecek. Doğu tarafını, yani devletin özellikle baskın olan tarafını Bumin yönetirken, batı tarafını ise İstemi Yapgu yönetecektir. Batı tarafı kendi içlerinde serbest, dış içlerinde doğuya tabi olmak zorunda olacaktır. Tabii zamanla bunlar doğu batı olarak ikiye ayrılacaklar ve Çinliler Köktürklere son vererek Türkleri esaret altına alacaktır diyelim. Peki ne zamana kadar? Türkler uzun bir süre burada Çin esareti altında yaşayacak. Özellikle biz ikinci Köktürk Devleti'ne dönemine geldiğimiz zaman burada Kürşat ayaklanmasıyla beraber Türklerin bir bağımsızlık ayaklanması gerçekleştiğini ifade etmek mümkün. Her ne kadar Kürşat ayaklanması başarısız olsa da burada Türklere bir feyiz verecek, burada Türkleri cesarete getirecek önemli bir hareket olacaktır. Bunun üzerine Kutluk Kağan burada İlteliş Kağan olarak da bilinecektir. İlteliş derleme, toplama manasına gelir. Onun önderliğinde Türkler tekrar burada toplanarak bir devleti kuracaktır. İkinci Köktürk Devleti'nin en parlak dönemi Bilge Kağan döneminde yaşanacaktır ki özellikle Bilge Kağan döneminde Kürtigin ve Tonyukuk'la beraber güçlü bir yönetim oluşturulacak ve bunların dönemlerinde hemen şuraya yazalım. Bizim Türk tarihinin bilinen ilk yazıtları olarak bilinen Orhun yazıtları dikilecektir diyelim, tamam mı? Bilge Kağan, Kürtigin ve Tonyukuk'a bu yazıtların dikilmiş olduğunu da söylemek mümkün. Aynı zamanda Kapkan Kağan döneminde, şuraya yazalım, Kapkan Kağan döneminde Türk boyları hakimiyet altına alacak ve tek çatı altında toplanacaklar. Bakın Mete'den sonra Kapkan Kağan da bu politikasıyla Türkleri tek çatı altında toplayacak. Ancak daha sonra ikinci Köktürk Devleti siyasi varlığı zayıflamasıyla beraber Basmil, Karluk ve Uygurların birleşmesiyle ve bu toplulukların baskısıyla siyasi varlığı sona erecek ve yıkılacaktır diye. Uygurlara gelin. Az önce ifade etmiştik. Basmir ve Karluklar'da birleşerek burada ikinci Köktürk Devleti'ne son verecek ve burada bağımsız olacaklardır. Kutluk Bilge Külkağan tarafından kurulacak. Özellikle en parlak döneminde Moyençur zamanında yaşayacaklardır. Yine Moyençur zamanında burada Talas Savaşı'nın yaşanması oldukça önemli. Çünkü Talas Savaşı ile beraber artık Uygurlar
bu bölgelere de hakim olmaya başlayacak ve topraklarını da bu alanlara kadar genişleterek burada verimli, bakın şu görmüş olduğunuz akarsu havzalarının bulunduğu alanlarda tarımsal faaliyetlere başlayacaklardır. Talas Savaşı'ndan sonra Uygurların topraklarını buraya kadar geliştirmiş olmaları ve bu bölgede tarımsal faaliyetlerini başlatmış olmaları aynı zamanda artık yerleşik yaşam düzeninde onlar da oluşturmaya başlayacak ve yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti olacaktır. Yine yerleşik yaşam düzenini burada pekiştirmek, bu Türklerin yerleşik yaşam düzenine iyi bir şekilde adapte olabilmesi için de Büyük Han zamanında ülke Mani diniyle tanışacak ve Mani dinine kabul eden ilk Türk devleti de burada Uygurlar olacaktır diyelim. Kırgızlar Uygur devletine son verecek ve Uygur devletinin 840 yılında siyasi varlığına son verildiğini görebiliyoruz. İlk Türk devletinde töre konumuza gelelim. Töre hususuna bakalım. Şimdi töreyi oluşturan temelde üç unsuru var burada. Yani kanun oluşturduğu töreler olacaktır, kurultayın oluşturduğu töreler olacaktır ve toplum içerisinde zamanla ortaya çıkan ve bu gelenek yönelik adetlerden oluşan töreler olacaktır. Şimdi Türklerde kanun koyma gücünü özellikle gök tanrı tarafından ona verildiğini biz inanıyorduk. Ki o da gök tanrıdan aldığını inanacaktı bunun. Özellikle Oğuz Kağan destanında bakın başınıza geçip sana yolu töreyi gösteririm denilecektir. Yine kurultayda oluşturulan töreler var. Yani daha çok kurultayda alınan kararlar töre olarak kabul edilecek ki Orhun yazıtlarında bakın bu beyler de ulusu da birbirine uygun imişler. O yüzden ülkeyi koruyarak yasalar düzenlemişler denilecektir. Bir de toplum içerisinde zamanla ortaya çıkan ve bu adetlerden oluşan töreler var. Ki Türklerde mesela aile hukuku, yine bununla beraber biz miras ve ahlak konularındaki töreleri bu şekilde oluştuğunu ifade etmemiz mümkün. Tamam mı? Toplum içerisinde oluşan temel töre kuralları olacaktır diyelim. Türklerde coğrafyayla oluşan yaşam tarzına gelelim. Şimdi az önce bir önceki hususta bahsetmiştim. Şimdi Orta Asya stepleri oldukça sert bir iklime dayalı. Geniş çöller var burada ve sert bir karasal iklimin görüldüğü alan olacaktır. Hani bu yüzden daha çok konar göçer yaşam tarzı burada baskın. Konar göçer yaşam tarzı olduğu için de daha çok iktisadi faaliyet hayvancılığa dayalı olarak olacaktır. Yine burada Türkler boy sistemiyle burada organize olacak, boylara ayrılacaktır. Geniş otlaklarda hayvancılık faaliyetlerini yapacaklar. Aynı zamanda bu otlaklardan yaylak ve kışlak olarak bir hayatı konar göçer yaşam tarzında sürdüreceklerdir. Aynı zamanda bunların Türklerin yaşam tarzını etkileyen ve belirleyen temel unsur olduğunu söylememizde de fayda var. Yani Türklerde coğrafyayla oluşan yaşam tarzı tamamen coğrafyanın vermiş olduğu sert iklimden dolayı konar göçer, hayvancılığa dayalı ve boy sistemine dayalı bir yaşam tarzı olacaktır diyelim. Orta Asya'da Türk göçlerine gelelim. Şimdi Türkler tarihin farklı dönemlerinde Orta Asya steplerinden dünyanın birçok farklı noktasına göç edecektir. Peki bu Türkler niçin göç ediyor? Bir defa ekonomik sıkıntılar burada hakim. Bununla beraber kuraklık var. Orta Asya steplerinde burada yağışların azlığı, kuraklığın yaşanması hayvancılık faaliyetlerini de zorlayacak doğal olarak. Bu da Türkleri göçe itecektir. Yine nüfus artışı temel bir etken. Nüfus artmasıyla beraber bu nüfusu temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek burada temel gıda malzemelerinin olmaması Türklerin göç etmesinin temel sebebidir. Otlak darlığı temel sebep. Sınırlı tarım faaliyetlerinin burada gerçekleşmiş olması, daha fazla tarım ihtiyacının burada doğmuş olması yine temel sebep. Yine Türkler arasındaki siyasi mücadeleler. Göçlerin sebepleri arasında Çin ve Moğol baskıları, yine esaret altında Türklerin yaşamak istememesi, bağımsızlık arzusu, yine fetih arzuları ve yeni vatanlar kurma fikri Türklerin göç etmelerinin temel sebepleri arasında olacaktır ki ilerleyen zamanlarda bu bir kitlesel göç hareketine yani kavimler göçüne de sebebiyet verecektir. Az sonra oraya geleceğiz. Türklerde askeri kültüre bakalım. Bakın burada biz bir Turan taktiğinin de görselini verdik, çizdirdik böyle. Hani Turan taktiği nasıl şekilleniyor diye. Çünkü ciddi manada önemli bir taktik olacaktır. Hani savaş başında burada iki karşı cephede bulunan her iki ordu eşit sayıda görülmüş olsa da özellikle savaşın başlamasından itibaren burada sağ ve sol kolundan burada atlı askerler hızlı bir şekilde böyle karşıdaki orduyu çember altına alacaktır. Ve sahte rical yine İslam'dan sonra görülen bir taktik olacaktır bu. Ama İslam öncesinde de bu kut kapan olarak da bilinen önemli bir taktik olacaktır.
Ki tarih boyunca da savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan Türklerin de savaş alanında da, meydanında da farklı taktiklerle savaşları kazanmış olduğunu da ifade etmemiz mümkün. Tabii Türk toplumunda eli silah tutan herkes asker olarak kabul edilecektir ki biz ilk düzenli orduyu Mete döneminde göreceğiz. Yine onun yazıtlarında bakın orduya su denilecektir. Mesela su başı dediğiniz zaman burada ordu komutanı, ordunun başı manasında kullanılacaktır. Yine Türkler atlı savaş sahasında burada kendi atı savaş sahasında kullanarak düşmanlarına karşı hız ve manevra üstünlüğünü sağlayacak ve onları bir çember altına alarak burada Turan taktiğiyle önemli savaşları da kazanmış olacaklardır değil. Şimdi az önce göçten bahsederken demiştim hani kanimler göçü de kitlesel hareket olacak. Özellikle Orta Asya'dan başlayan bu göçler ki Hunların gelmesiyle beraber işte Ostrogotlar, Vizogotlar, işte Vandallar, Gotlar, Franklar gibi işte Süevler gibi birçok böyle barbar kavmin yerinden oynatacaktır ve bu kavimler batıya doğru göç etmeye başlayacaklardır. Bir domino taşını gösterdiği üzere böyle buradaki kavimlerin birçok alana göç ettiğini de göreceğiz Türklerin gelmesiyle beraber. Tabii bu kavimler göçü kendisiyle beraber bir defa Roma'yı ikiye ayıracaktır. Ki Batı Roma 476 yılında da yıkılacaktır. Yine burada krallıklar etkisini kaybedecek. Avrupa'da kavimler göçüyle beraber bir feodal rejim yani derebeylik rejimi önem kazanacaktır. Yine kilise ve papalık güçlenecek. Skolastik düşünce önem kazanacak. Avrupa karanlık bir çağa geçecektir. Burada özellikle bilim, akıl, sanat bunların hepsi kilisenin denetiminde ve tekelinde yer alacaktır. Yine Avrupa devletlerinin mesela Anglo-Saksonlar geldi, burada İngiltere'yi oluşturdu. Veya işte Franklar geldi, Vandallar geldi. Franklar geldi, Fransızlar oluşturdu. Vandallar geldi, İspanyollar oluşturdu. Yani İngiltere, Fransa, İspanya gibi devletlerin de temelleri atılacaktır. Yine bu gelişmeyle beraber ilk çağ kapanacak, orta çağ başlayacaktır. Aynı zamanda Avrupa'da bir Avrupa Hun devleti kurulacaktır diye. Bu şekilde ifade edelim. Peki kimdir bu Avrupa Hun devleti? Avrupa Devleti'nin kurucusu Vladimir olacaktır. En parlak dönemi ise Atilla döneminde yaşayacaklar bunlar. Ki Atilla çok önemli bir komutan olacak. Bakın Atilla döneminde Doğu Roma ile Margos ve Anatolius anlaşmaları imzalanacak. Ve Doğu Roma'nın baskı altına alındığını ifade etmek mümkün. Aynı zamanda Batı Roma üzerine de seferleri var. Batı Roma üzerine de egemen olmaya çalışıyor. Ve özellikle papalığa, Roma'ya karşı önemli başarının olduğunu da söylemekte fayda var. Onu da ifade etmiş olalım. Ki Atilla'yı şöyle bir perdeleyelim. Uldiz döneminde bakın şuraya yazalım. Uldiz döneminde Türkler ilk defa Anadolu'ya gelecek ve Anadolu'da burada fetih hareketli faaliyetlerini sergileyecekler diyelim Uldiz dönemi için. Yine şurası eksik yazılmış. Atilla'ya dönelim tekrar. Doğu Roma üzerine çok etkin olduğunu ifade etmiştik ve Almanların meşhur Nibelungen destanında Atilla özellikle Etzel olarak yer alacak. Aynı zamanda Atilla için yabancılar, o dönemin yabancıları şunu söylerler. Hani Atilla bizim için Tanrı'nın kamçısı, Tanrı'nın burada kırbacı olarak bilecektir. Hani Avrupalılar işte işlemiş oldukları günahların karşılığında Atilla'nın bu günahlar karşılığında onlara gönderilmiş olduğunu ifade edecek ve gerçekten Atilla bulunmuş olduğu dönemde Avrupalılara kök söktürecektir diye. Diğer Türk devletlerine gelelim. Şimdi burada ilk olarak değerlendireceğimiz Avarlar olacak. Her ne kadar Hunlar Orta Asya'da işte Asya Hun Devleti'ne Batı ve burada Doğu Hun Devletleri'ni kurmuş olsa da aynı zamanda Avarlar da Göktürkler yıktıktan sonra Avrupa'ya göç edecek ve Avrupa'da Türk Devleti kuracaklar. Demek ki hem Hunlar hem de Avarlar hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuran iki Türk topluluğu olacaktır. Tabii biz Avarlar için şunu söyleyebiliriz. Çinliler bunlara Juan Juanlar diyecekler. Bunlar Bayan Han zamanında Orta Avrupa'ya gelecek devlet kuracak ve İstanbul'u ilk kez kuşatan Türk devleti olacaklardır. Ki İstanbul'da iki kez kuşattığını görebiliyoruz. Bununla beraber Avarlar için şunu söylemekte de fayda var. Avrupalıları işte siyaseten etkileyecektir burada. İşte devlet teşkilatlanması bakımından oldukça etkileyecek ve Üzengi'yi de Avrupa'ya tanıtacaktır. Karluklara gelelim. Üzengi bu arada hani atlara bindiğiniz zaman şöyle destek aldığınız o alet olacaktır. Karluklara gelelim. Talas Savaşı'nda Çin'e karşı Arapları destekleyecekler. Ki İslamiyet'i işte Yama, Çiğ, Tuğsi ile beraber kabul eden ilk Türk boylarından olacaklardır.
karanlığını kullanmada etkili olduklarını ifade ederim. Hazarlara gelelim. Bizans, Sasani ve Müslüman Araplarla siyasi ilişkilerde bulunup özellikle bu Kafkas coğrafyasında egemen olan bir Türk devleti olduğunu söyledim. Museviliği benimseyen tek Türk topluluğu olacak ve Ruslar tarafından da burada yıkılacaklardır. Türk işleri ifade edelim. Emevilerle mücadele ederek Arapların Orta Asya hakimiyet kurmasını engelleyen ve kendi adlarına da para bastıran bir Türk devleti olmuş olduğunu ifade edelim. Devam edelim. Tuna Bulgar Devleti'ne gelelim. Şimdi Tuna Bulgarlar için şunu söylemekte fayda var. Büyük Bulgarya Hanı'nın kurucusu Kubrat'ın oğlu Asparuh tarafından kurulacaktır. Boris Han döneminde de Hristiyanlığı kabul edip Asmin olarak benliğini yitireceklerdir. İtil Volga Bulgarlar'dan bahsedelim. Sonra diğer iki devlete bakalım. Bunlar ise Büyük Bulgar Krallığı'nın yıkılmasından sonra İtil bölgesinde kurulacak. Almış Han tarafından da onun zamanında İslamiyet'i benimseyecek ve İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti olacaktır burada, tamam mı? İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti olduklarını ifade edelim. Oğuzlara gelelim. 10. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet'i kabul edecekler. Onlar Büyük Selçuklu Devleti, ki Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasında Oğuzların Kınık Boyu'nun, Osmanlı'nın kurulmasında ise Kayı Boyu'nun etkili olduğunu söyleyelim. Böyle kuşatıcı imparatorluklar kuracaklardır. Kırgızlar'a bahsedelim. Kırgızlar ise Ötüken Merkezi olarak kurulan son Türk devleti olarak görülür. Ki 1207 yılında Cengiz Han tarafından yıkılacaklar. Daha sonra Rus egemenliğine girecekler. Ve 1991'e geldiğimiz zaman ise bağımsızlığı kazanacaklardır diyelim. Türk devletinin ticari ve siyasi ilişkilerine gelelim. Ticari ve siyasi hayatta Türk devletlerinden bahsedelim. Şimdi Hun ve Çinler arasındaki ilişkilere baktığımız zaman mücadelenin temel sebebi İpek Yolu'dur. İpek Yolu Çin'den başlayarak iki kol halinde, biri Anadolu'dan, biri de Kafkaslardan Avrupa'ya uzanan önemli bir ticaret yoludur. Temel sebep bu, bu yola hakim olma. Ki Meta Han seferleriyle Çin'i baskı altına alacak. Ancak Çin'i topraklarına katmayacaktır. Bu devleti vergiye bağlayacaktır. Temel sebebi de Çin'in çok geniş topraklara ve geniş bir nüfusa sahip olması ve Türklerin de onların arasında eriyerek asimile olmasının önüne geçmek istemesidir. Hun-Bizans ilişkilerine baktığımız zaman ise Atilla Doğu Roma'yı seferleriyle baskı altına alıyor. Yine İmparator II. Theodosius burada Margus Anlaşması'nı imzalıyor ki bu anlaşmayla beraber de siyasi, ticari ve ekonomik konular üzerinde burada tamamen üstünlük Hunların eline geçecektir. Yine Atilla yaptığı Balkan seferleri sonucunda da Doğu Roma ile Anatolius Anlaşması'nı imzalayıp siyasi, askeri ve ekonomik konularda burada yine Doğu Roma'yı baskı altına tuttuğunu ifade etmemiz mümkün değil. Uygur ve Çinler arasındaki ilişkilere bakalım. Şimdi Uygurlar döneminde özellikle Moyançur Çin'le iyi ilişkiler geliştirecektir. Böyük Han zamanına geldiğimiz zaman ise az önce ifade etmiştik. Mani dini ülkenin içine gelecektir. Bu dinde et yemenin yasak olması, savaş yapmanın yasak olması da Türklerin o savaşçılık özelliğini biraz daha geriletecektir. Ancak her ne kadar bunlar olumsuz özellik olarak görülse de Türkler bu din sayesinde tarıma, yerleşik hayata geçecek, kültür ve medeniyet yönünde de gelişecek. Ancak savaşçılık yönünde de daha çok böyle biraz daha gerilecektir diyelim. Hazar-Bizans ve Sasani ilişkilerine bakalım. Şimdi Hazar barış çağını bölgede yaşatan bir devlet olacaktır Hazarlar. Birçok farklı dini kendi ülkelerinde barındıracaklardır. Her ne kadar Museviliği benimsemiş olsalar da İslamiyet, Hristiyanlık, yine Gök Tanrı, burada inanç sistemi içinde olan dinler olacaktır. Yine Bizans-Sasani savaşlarında Bizans'ı tutarak Sasani'nin zayıflamasında da rol oynayacaklardır diyelim. Onlar hakkında da bilmemiz gereken önemli özelliklerimiz bu şekilde. Köktürk, Çin, Bizans ve Sasani ilişkilerine gelelim. Şimdi Köktürkler Akunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapacak ve Akunları yıkacaklardır. Ve bu devletin topraklarını Sasanilerle paylaşacaklardır. Ancak hani bu devletler arasında işte dostluk yoktur, çıkar ilişkileri vardır. Bakın siz Akunlara karşı Sasanilerle işbirliği yaparken bu defa ilişkileriniz bozulduktan sonra Bizans'la ittifak kurup Sasanilere karşı mücadele edecek ve Sasanileri zayıflatacaksınız diyelim. Yine Soğut kavminden olan tüccarlar Köktürk hakimiyetine girmeleriyle beraber de Köktürk-Bizans ilişkileri başlayacak. Köktürkler de daha çok Soğutları böyle koruyarak ticari ilişkilerde onlardan faydalanacaktır diyelim. Hunların ve Köktürklerin ticari politikalarına gelelim. Onlardan bahsedelim. Şimdi Hunların temel ticari politikasında böyle Meta'nın Çin'in vergiye bağlaması, yine Çin'den burada bazı ticari unsurların, ayrıcalıkların elde edilmesi var. Yine Asya ve Avrupa Hunları burada
kendi sınırlarında serbest ticaret pazarları kuracak ve ticarete bu yönden önem vereceklerdir. Nitekim Çin ticaret politikaları, İpek yolu ticareti ve karşılıklı mal değişimi yani alım satımlar etrafında bu ticari politikalar gelişecektir diyelim. Köktürklerin ticari politikasına gelecek olursak, Köktürkler temelinde böyle İpek yolu için burada Akunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapacaklardı. Daha sonra Akun devleti yıkılınca Sasanilere karşı Bizans'a ittifak kuracaklar ve temelinde bunu oluşturacaklardı. Yine Soğutlu tüccarların hakimiyetine girmesiyle de Bizans ilişkileri kuracağını az önce ifade etmiştik. Köktürkler daha çok bakın dikkat ederseniz İpek yolu üzerine kendi ticari politikalarını geliştirecektir diyebiliriz onlar için. Devam edelim. Uygur ticari politikasına bakalım. Şimdi Uygurlar için şunu söylemekte fayda var temelinde. Şimdi Uygur ticaretinde daha çok böyle Ordubalık gibi merkezi şehirler ön planda tutulacak. Burada Uygurlar canlı at, hayvan derisi gibi önemli unsurlardan mamul madde üretip satacaklar diyelim. Yine bakın onlarda Çav adı verilen kağıt para ile Kuanpo ve Böz denilen bir çeşit kumaş para alışverişlerde kullanılacaktır. Hazarlara gelecek olursak, şimdi Hazar Barış Çağı'nı burada bölgelerinde yaşatacaklar. Çok sayıda tüccar ağırlayacaklar bu bölgede. Ki şehirlerindeki güvenlik ve huzura da çok önem verip buradaki ticari hayatı zenginleştirmeye ve ona önem vermeye dikkat edecekler. Çevreleriyle dostane ilişkiler kuracaklar ve ticari faaliyetleri de bu bağlamda geliştireceklerdir diyelim. Hazarlar için de bilmemiz gereken önemli ticari politikalar bu şekilde. Ve bu da bizim baktığımız son konumuz olmuştu. Ödüllü sorumuza gelelim. Uygurlarda maniizmi kabul eden hükümdar kimdir? Bunu mutlaka yorum kısmına yazalım. Bu da sizin ödüllü sorunuz olsun. Hadi bakalım gelecek bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın.